Yeah.
oyuncularımız, ayakta olan misafirlerimizi lütfen yerlerine davet ediyoruz. Kısa bir süre içerisinde programımızı başlatacağız. Bir de sizlerden önemli bir ricam var. Tam benim karşımda. Sonlara doğru oturan misafirlerimizi şöyle benim sağıma yani sizin de solunuza doğru kaymalarını boş koltukları da doldurmak için dışarıda gelen misafirlerimiz var. Giriş noktaları da onlara oturmasını istiyoruz. Sizden önemli rica ediyoruz efendim. Sen olan Recep Sen olan Recep Tayyip Erdoğan. Görün bugün
olan gücüm ile ben olan Recep Tayyip Erdoğan. Evet, yine aramızda o güzel 13 ilçemizin belediye başkan adayları da var. İsimlerini tek tek sayamayacağım şu an. Onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Evet, onlara da bu güzel yolculukta başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun diliyoruz. 1 Nisan'da inşallah Muğla'da güneş çok güzel doğsun istiyoruz efendim. Çok saygıdeğer milletvekilim, çok saygıdeğer il başkanlarım, Sayın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayım, Sayın İl Kadın Kolları Başkanım ve değerli yönetimleri, Sayın İl Gençlik Kolları Başkanım, değerli yönetimleri, Sayın İlçe Başkanlarım, değerli yönetimleri, Sayın İlçe Kadın Kolları Başkanlarım, Sayın Belediye Başkan adaylarım, Sayın İlçe Gençlik Kolları Başkanlarım, STK'larımızın kıymetli yöneticileri, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin ve yarınlarımızın teminatı olan sevgili gençler. Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Doktor Sayın Mehmet Bilgıdır'ın Hizmet Gönülden Gelir proje tanıtım toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu toprakları kanlarıyla sulayıp bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizin manevi huzurunda öncelikle bir dakikalık saygı duruşu ve ardından hep birlikte İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Ekrana vereceğim. Thank you.
Teşekkür ediyoruz efendim. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle alıyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, kıymetli katılımcılarımız, şimdi sizlere hitaplarını gerçekleştirmek üzere Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı Sayın Mehmet Korkmaz Beyefendi sahneye davet ediyorum efendim. Buyurun Sayın Başkanım. Çok kıymetli il başkanım, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan adayım, çok değerli belediye başkan adaylarım, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli basın mensupları, sizleri genel başkanım Doktor Devlet Bahçeli ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. FETÖ gizli bir tarafta duruyor. HDP Güneydoğu'yu karıştırıyor. HYD IŞİD Orta Doğu'da. Emperyalistler Anadolu'da, Haçlılar ve Siyonistler ise tüm yurtta vatanı bölmek için bir araya geldiler. Ama bilmiyorlar ki vatan bizim şah damarımızdır. Vatanımıza paha biçilemez. Vatan sevgimiz hiçbir şeyle ölçülemez. Ne yerine başka sevgiler ikame ederiz, ne de canımızdan daha az kıymet veririz. Her şeyden vazgeçeriz ama vatanımızdan vazgeçmeyiz. Diyoruz ki hiç kimse meydanı boş zannetmesin. Hiç kimse terör tehditleriyle bizi yıldıracağını aklından geçirmesin. Hiç kimse ekonomik yatırımlarla, yaptırımlarla bize diz çöktürmeye hayal bile kurmasın. Ve hiç kimse zafere giden kutlu yürüyüşümüze, Cumhur İttifakımıza bir helal getirmesin. Her tuzağı boşa çıkaracak, her oyunu aklımızla bozacağız. Biz çılgın Türkleriz. Onun için hangi çılgın bize zincir vuracakmış şaşarız. Biliyoruz, görüyoruz. Senaryoyu yazan eller yine yüzyıllar önceki ellerin torunları. Oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü gün birbirimize kenetlenme günüdür. Gün hayra anahtar, şerre kilit olma günüdür. Gün istiklale ve istikbalimize bir kez daha var gücümüzle çıkma günüdür. Ve gün bekamıza sahip çıkmak için kükremiz sel gibi benliğimizi çiğneyip açma günüdür. Haydi Muğla! Bir olalım, iri olalım. Karar senin, söz senin. Allah'a emanet olun. Mehmet Başkanımıza bu güzel ve duygulu konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli misafirlerimiz, şimdi sizlere hitaplarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Muğla İl Başkanımız Sayın Kanem Metin'i tutumlarımıza davet ediyor. Bir şahsız istiyorum efendim. Güzel.
müziği duyunca hiç başlayasın gelmiyor. Tamam mı, sonuna kadar dinleyeyim diye ama. Saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan adayım, sevgili belediye başkanlarım, teşkilatımızın ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, başkan ve yönetim kurulu üyeleri, sevgili yönetim kurulu üyelerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Aramızdaki ilçe başkanlarını, daha doğrusu ilçe belediye başkan adaylarını ve hala hazırda belediye başkanı olan arkadaşlarımı anons etmedi. Ama ben isimlerini ve zikretmek istiyorum ve size de alkış istiyorum. Her birinin ismini okuduğum zaman. Yakup Otgöz, Seydi Kemer. Mehmet Demir, Kavaklıdere. Kamil Başkanım biraz rahatsızmış bugün aramızda değil. Yine bazı ilçe belediye başkan adaylarımız da daha önceden programlanmış önemli toplantıları veya programları olduğu için bizlerden özürlerini dilediler. Onlar aramızda yok. Olanları ben sırasıyla okuyacağım. Hemen yeni geldi herhalde soluk soluğa. İsmail Akkaya Ula. Saygıdeğer ilçe il başkanlığımı da yapmış olan Gültekin Akça Menteşe. Bir önceki dönem ilçe başkanı Muhammed Karakuş Dalama. En şanslı adayımız, çünkü ikimizin de ortak adayı Alim Uzundemir Ortaca. Aynısını Tatça için söylemek istiyorum. O da AK Parti adayı olma gibi bir düşüncemiz vardı. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi de kendisine teveccühte bulundu. Ortak adayımız, kardeşimiz, ağız ve diş hastanesinin başhekimi Fezullah Gürata Tatça. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle giderek onur ettiği Bodrum Belediye Başkanımız Tahir Ateş. Şimdi bu kadar. Ha pardon. Evet. Yengemin yanında böyle tabii o sahneye çıktığı zaman devleşiyor ama yengemin yanında çok sönük duruyor böyle, onun için görememişim. Barış Saylak Milas. Gönül işi diyerek, gönül belediyeciliği sözüyle siz değerli Muğlalılar huzurlarına çıkıyoruz. Sizlere yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle ilçelerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce sizlerin gönüllerini kazanmak, ardından sandıkta oyunuzu almaktır. Her seçimin bir imtihan olduğunu biliyoruz. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde bu istişare yöntemini mutlaka kullanacağız. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir şehirli hakları bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içerisinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak şehir meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil herkese açık şekilde yapılması için tüm imkanların kullanılmasını sağlayacağız.
tam da bu noktada 1 Mart'ta Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihale ilanını okuduk. İhalede 10 ilçeyi kapsayan açık otoparkların ihalesi söz konusuydu. Şartnamelere bir baktık, oldukça ilginç şartnameler. Hani derler ya, adrese teslim şartnameler. İncelediğimizde gördük ki daha önceden otopark ihaleciliği ve otopark işletmeciliği yapmış olan birçok firmanın ihaleye katılması dahi söz konusu değil. Özellikle belirlenmiş şartlar var. Mesela diyor ki en azından 200 kişi istihdam ediyor olmuş olmak. Ben şahsen 3 tane otel işletiyorum, 152 kişi çalıştırıyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne göre otopark işletmeye muktedir değil. Örnek olsun diye söylüyorum. Şartlardan bir tanesi de 10 tane ilçeyi kapsayan tek seferde bir ihaleye çıkıyor olmak. Oysa ki daha önceden Fethiye'yi ayrı, Milas'ı ayrı, Bodrum'u ayrı, Marmaris'i ayrı ihale yapılabiliyordu. 10 tanesini topluyor. Niye 10 tane diyorum? 3 tanesi yok. O 3 tanesi hangileri? Kavaklıdere, Köyceğiz ve Seydikemer. AK Partili belediyeleri bir kenara tutmuş. Ha, bundan üzüntü duyduğumuz için söylemiyorum. Ama geri kalan 10 tane ilçeyi kapsayan bir ihaleye çıkılıyor. Yani bir firma düşünün, otopark işletmeciliği yapıyor, bütün şartlara haiz ama hem Bodrum'u işletmek zorunda hem Seydikemer'i işletmek zorunda. Biz bu ihaleyi gördük, ayın 6'sında bir basın açıklaması, bir basın duyurusu yaptık. Dedi ki bu ihaleden pis kokular geliyor. Ya bunu siz iptal eder, adam gibi bir ihaleye çıkarsınız ya da bütün kanuni yolları başvururuz dedik. Dün öğrendiğimiz kadarıyla, Cuma günü daha doğrusu, bu ihale iptal edilmiş. Madem yapılması doğru bir ihaleydi, niye iptal ettiniz? Madem iptal edecektiniz, niye ihaleye çıktınız diye soracaktır bu millet. Arkadaşlar, işte onun için biz diyoruz şeffaf yönetim diye. Şimdi birazdan saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkan adayımız projelerinden bahsedecekler. Bu projelerin hiçbiri hayata geçirilemeyecek projeler değil. Hepsini Allah'ın izniyle 5 yıl içerisinde tamamlayacağız veya bir kısmını yolu yarılamış olacağız. Ama ne lazım bize biliyor musunuz? Elbette ki sizlerin teveccühü, Muğlalıların takdiri lazım. Şimdi bir sürü sahada dedikodular dolaşıyor. Biz bu seçimde hiçbir siyasi partinin adayın kirli işleriyle veya hani böyle siyasete yakışmayan kirli söylemleriyle önünü kesmeye çalışmadık. Çünkü gördük ki biz sadece Cumhur İttifakı'na gönül verenlerin teveccühünü alırsak Allah'ın izniyle ipi göğüsleyebiliyoruz. Tabii ki bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş ama bu seçimde 20 yıldan beri yapılamayanların bundan sonra yapılacağı vaadine inanmamış insanların da oylarına talibiz. Daha önceden 24 Haziran'da İyi Parti'ye oy vermiş olan insanların da oylarına talibiz. Biz tüm Muğlalıların oylarına talibiz çünkü biz bütün Muğla'ya hizmet etmek için iktidara gelmek istiyoruz. Ama bazıları sosyal medya aracılığıyla bir fitne yayıyor. İki tane tehlikeye işaret etmek istiyorum. Bunları lütfen sadece bu salonda kalmasın. Ayrıldığınızda teşkilat mensubu arkadaşlar, kendi ilçelerinizde lütfen bu konuda teşkilat mensuplarını ve Cumhur İttifakı'na gönül vermiş bütün arkadaşlarımı uyarmanızı istiyorum. Birinci hile şuydu. Fake hesaplardan sanki AK Partiliymiş gibi fake hesabı açıp, sosyal medyadan Facebook hesabı açıp, ismine de aslında olmayan bir isim ekleyip, AK Parti'nin Fethiye mitinginin de fotoğrafını koyup, Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını koyup, altta tüm AK Partilileri arkadaşlığa davet edip, onlara da bir belirli bir belediye başkanının, işte AK Parti icraatçı bir partidir, icraatçı bir partiye, icraatçı bir belediye başkanı Behçet
saatçi yakışır gibi yazılar gönderiyorlar. Buradaki amaç sanki AK Parti, bu tek bir hesapta değil, sanki AK Partililer icraatçı bir başkan arıyormuş da ondan dolayı Recep Saatçı'ya Büyükşehir'de oy verecekmiş gibi bir algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. Bizim böyle bir niyetimiz olsaydı o şahıs şu anda bizim adayımız olabilirdi. Ama biz en doğru adayı bulup sizin karşınıza çıkarttık. O da Doktor Mehmet Dilir'dir. İkinci bir etik olmayan algı çalışması, toplum mühendisliği diyorlar ya buna. Hani biliyorsunuz Amerika'da da Rusya suçlanıyor ya seçimlere müdahale etti diye. Sosyal medya üzerinden böyle algılar yayıp maalesef ki kandırabildikleri insanlar dahi var. Şöyle ki efendim Behçet Saatçi kazandığı zaman AK Parti'ye geçecekmiş. Şimdi bunu iki şey için söylüyorlar. Bir, hani AK Partililer seçim verme, oy vermekle tereddüde düşerlerse canım bu da bizden, bu da nasıl olsa kazandığı zaman AK Parti'ye geçecek diyerek oyları o tarafa kanalize etmek. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partililer bunu yayıyorlar. Kendi partilerine aman ha bak Behçet Saatçı'ya oy vermeyin, sonra bu AK Parti'ye gidecek diyerek AK Parti sopasıyla onları korkutmaya çalışıyorlar. Bizim böyle kirli oyunlara ihtiyacımız yok arkadaşlar. Biz yeter ki Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş, AK Parti'ye oy vermiş insanlar. Bakın sizlere sesleniyorum, özellikle sizlere sesleniyorum. O gün dört yerde oy kullanacaksınız. Bir tanesi mahallenizdeki muhtar. Muhtarın partisi olmaz. Hangi muhtarın daha faydalı olacağını düşünüyorsanız ona oy verin. İki, partinizin, ittifakın belediye meclisi. Adaya başka partiye vereyim, meclise başka partiye vereyim derseniz seçeceğiniz belediye başkanının rahat çalışmasını engellersiniz. Kendi meclis üyeleriyle çoğunluğu sağlaması lazım. Kamil Başkanım olsaydı şimdi burada o söylerdi, ilk seçildiğinde 6 tane belediye meclis üyesi var, karşı tarafta 9 tane var. Ne sıkıntılar yaşadığını biliyor kendisi. Dolayısıyla belediye meclis üyeliğinde de belediye başkanlığında da ilçede Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceksiniz. Son olarak bir de Büyükşehir'e oy kullanacaksınız. Şimdi bakın, biz iktidar partisiyiz. Bizden seçilmiş olan 3 tane belediye başkanına Büyükşehir hiçbir destekte bulunmadı. Hiçbir yatırım yapmadı. Yapmakla yükümlü olduğu yardımları dahi yapmadı. Gerçi şimdi bazı CHP'li belediye başkanları bu salonda olsaydı ona itiraz ederdi. Efendim bize de yapmadı. Doğru. Bodrum'a da yapmadı, Marmaris'e de yapmadı. Çünkü böyle bir derdi yok. Adam hala Büyükşehir'de tüm Muğla'yı kapsadığının farkında değil. Adam hala eski Muğla belediye başkanı olduğunu zannediyor. Yani Menteşe'den ibaret zannediyor. Dolayısıyla onun öyle bir derdi yok. Ama şunun zorluğuna değinmek istiyorum. Biz 3 tane belediye başkanımıza genel merkezden olabildiğince yardımlar aktararak en azından vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmelerini sağladık. Ama şimdi Allah'ın izniyle 8-9 tane belediyeyi garantiledik gibi hedefimiz 13 belediyeyi de almak, Büyükşehir olmazsa arkadaşlar çok ciddi sıkıntı yaşarız. Çünkü kanunların birazdan Sayın Başkanım size projelerden bahsedecek. Projelerin her biri bir ilçede. Bu Büyükşehir olmazsa bu projelerin hiçbiri olmaz. Biz Büyükşehir'e de aynı yere, aynı istikrarla, aynı kararlılıkla mührümüzü vurmamız lazım. Ampulü gördüğünüz yere mührünüzü vurun arkadaşlar, bundan çekinmeyin. Ortaca'da 3 ilale, bugüne kadar hiç basmak nasip olmadı bana, ama Ortaca'da 3 ilalin altına, Datça'da 3 ilalin altına, Büyükşehir'de ve diğer ilçelerde ampulün altına oyumuzu basacağız arkadaşlar. Sözlerimi tamamlıyorum. Dün biz Dalaman'a gittik. Dalaman seçim ofisinin açılışı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, Yelda Hanım'la beraber. Dediler ki buradan bir Kılıçdaroğlu geçti. 18 dakika sürmüş geçişi. 6 dakika sürmüş konuşması. Ya dedim ayıptır ya.
en azından şöyle bir yarım saat müsaade etseydiniz. Dalamanlar o konuda kesin kararlı gibi. Öyle mi Muhammed Başkanım? Eyvallah. Yani bizim seçim bürosunun açılışındaki vatandaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının konuşmasında daha fazlaydı. Aynı şekilde sonra da Marmaris'e gitmiş. Marmaris'te seçtikleri konuşma alanı oldukça ilginç. Ortada kocaman bir havuz var. 19 Mayıs meydanında yapmışlar. Hani var ya ortada havuz var ki şey kuyu var ki yandan geç diye. Oradaki kalabalığı gösterebilmek için havuzun etrafını doldurmuşlar ama orada da devasa bir havuz var tabii. Ancak öyle doldurabilmişler salonu. Arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi tamam zaten Türkiye'de bitmişti ama inanın artık Muğla'da da bitti. Yeter ki biz buna inanalım. Yeter ki biz oyunlara gelmeyelim, partimize, partilerimize sahip çıkalım ve 31 Mart akşamı Cumhuriyet Halk Partisi'ni de günahına girdim çok ya. Bir tane dur, bir tane doğru söyledikleri bir şey var. Onu da haklarını teslim edeyim sonra müsaadenizi isteyeyim. Hani bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir ya. Doğru söyledikleri bir şey var. Diyorlar ki Mart'ın sonu bahar. Vallahi de bahar, billahi de bahar. Özellikle Muğla'da bahar, Medyaşe'de bahar, tüm ilçelerinde bahar olacak. Saygı ve sevgilerimle. Allah'a emanet olun. Evet, Kadem Bey'e bu güzel konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi sizlere kitaplarını gerçekleştirmek üzere AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökçen Hanımefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Bahar olduğunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bu konuşmayı yapacağım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle,
Yelda Hanım'a güzel konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi güzel Muğla'mızı tanıtmak için güzel bir tanıtım filmi hazırladık efendim sizlere. Hep birlikte izliyoruz efendim. Misafirlerimiz, kıymetli katılımcılarımız, beklenen an geldi efendim. Şimdi sizlere hitaplarını gerçekleştirmek üzere Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Doktor Sayın Mehmet Dilhıdır'ın hizmet gününden gelir proje tanıtım konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsü teşriflerini arz edelim. Buyurun Sayın Başkanım. Saygıdeğer MKYK üyem, kadın kolları başkanım, gençlik kolları başkanım, çok değerli Hacı Çelik kardeşim, meslektaşım, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, belediye başkanlarımız ve belediye başkan adaylarımız. Tabii ki belediye başkanlarımızla birlikte salonumuza teşrif eden çok değerli belediye meclis üyelerimiz, özellikle Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimiz. Teşkilatımızın ve Muğla'mızın güzide insanları, hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, yörüklerim, efelerim, ak yazmalılarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Muğla'mızda Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sokağa çıktığımızın tam 3. ayı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın tarafımıza bu şerefli, onurlu görevi tevdi ettiğinin 3. ayındayız. Evet, bu 3 aylık zaman zarfında kendilerinin bize görevi teslim ederken Muğla'nın %75 şikayetlerinin olduğunu dile getirdiğinde pek buna inanasımız gelmemişti. Ancak bu 3 aylık dönemde gördük ki her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda da haklıydı. Haklı çıktığını sahada tespit ettik. Bu 3 aylık zaman zarfında elde ettiğimiz bilgilerle yapmamız gereken yüzlerce projenin olduğunu ortaya çıkardık. Bu projelerimizin başında da insanlarımıza bozulmuş olan manevi değerlerini, moral değerlerini yeniden geri vermek olduğunu gördük.
Onun için çıkarken yola dedik ki ilk projemiz barış ve kardeşlik projesi. Yani AK Parti'nin gönül belediyeciliğiyle Muğla'yı da yeniden tanıştırmak. İnsanlarımızın son 15 yılda, 20 yılda Türkiye'nin ne kadar geride kaldığının pişmanlığını telafi etmek. Onun için işimizin çok zor olduğunu ama bir o kadar da hayırlı olduğunu biliyoruz. Aranızda çok değerli belediye başkan adaylarım var. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan itibaren yol arkadaşı olacağımız değerli belediye başkan adaylarıdır. Cumhur İttifakımızın değerli adayları, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin gönül sevdalısı kardeşlerim. Ve tabii ki onları son bir aydır sahada hiç yalnız bırakmayan çok değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarım var. Ben kendilerini de verdiğimiz bu onurlu görevi taşımalarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Ve izniniz olursa aranızdaki büyükşehir belediye başkan adaylarımızı, bütün belediye meclis üyelerimizi bir ayağa kalkmalarını istirham ediyorum. Evet, büyükşehir belediye başkan adaylarımız da dahil, yani ilk beş, bütün belediye meclis üyelerimiz bir ayağa kalkabilir mi? Evet. Bir alkış rica ediyorum. Evet. Bu belediye meclis üyesi arkadaşlarımız, hanım kardeşlerimiz, beyefendiler Allah'ın izniyle çok hassasiyetle tespit edildiler. Mahalle mahalle, köy köy, ilçe ilçe özenle belediye başkanlarımızın arkasında onlara ulaşamadıkları yerlerde kendilerine vekalet etmek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar, gayret ediyorlar. Ben tekrar gerek belediye başkan adaylarımıza, gerek onların arkasındaki duvar gibi dimdik duran ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yolumuz ve bahtımız açık olsun diyorum. Değerli arkadaşlarım, o yüzlerce projeyi biz Allah'ın izniyle 2 senenin içerisinde halledeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bugün bize 3 ay içerisinde vatandaşımızın anlattığı köylerdeki, mahallelerdeki, ilçelerdeki bütün sorunlar 2 sene içerisinde bitecek. Ve önümüzdeki 5 yıllık zaman zarfında göreceksiniz, Muğla yepyeni bir çehreyle, eyvah biz çok fırsat kaçırmışız. Neden 2002 yılından itibaren AK Partili gönül belediyeciliğine, sonradan gelen Cumhur İttifakımızın gönül belediyeciliğine destek vermemişiz diye Muğla'lı pişmanlığını ifade edecek. Onun için şimdi gelin bu projelerimizi hep birlikte perdemizde izleyelim. Değerli arkadaşlarım, Muğla'mızın en önemli 2 tane kaynağı var. Bu kaynaklardan ilki Muğla bir tarım şehri. Serasıyla, hayvancılığıyla, sütçülüğüyle, besiciliğiyle, ormandaki endemik bitkileriyle, tarlalarındaki hayvansal ürünler ve hububatıyla en bereketli topraklar. Bu toprakların tarımsal ürünleri köydeki insanımızı da, şehirdeki insanımızı da geçindirmeye yeterli. Hele bir alan var ki balıkçılık, dünyada lider kültür balıkçılığına sahip Türkiye'nin Muğla vilayetinde yaşıyoruz. Onun için projemizin ilki tarım ve tarımla markalaşma. Köylerimizde o kadar çok ürünümüz var ki, gerek süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, gerekse sergilediğimiz sebzelerimiz.
ilimizde üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünler tek bir marka altında toplanacak. Ürünler üreticilerimizden alınacak. Entegre tesislerimize işlenecek. Satışa hazır hale gelecek. Satış öncesi ve satış sonrası tüm pazarlama ve lojistik desteğin sağlanacağı bu şirkette, belediye bağlı şirkette Muğla'lı üreticiler hissedar olabilecekler. Oluşturacağımız bu markayla önce ülkemizin içinde, hele hele Muğla'mızın turistik bölgelerinde, Marmaris'imizden Fethiye'mize kadar pazarlanacak ve sonra Türkiye'mizde diğer vilayetlerde ve dünya pazarlarında organik olması sebebiyle güvenilir ve kaliteli ürünün adı olacak bir marka dünyaya sunacağız. Bu markanın ismini aslında hafızalarımızda oluşturduk. Ama dedik ki her şey şeffaf olacak. Her şey halkımızla istişareli olacak. Onun için bu markanın adını ve amblemini inşallah 31 Mart'tan sonra hep birlikte tespit edeceğiz. Değiştirelim. Turizmde marka şehir yine Muğla diyoruz. Özellikle turizm alanında o kadar zengin coğrafyamız var. Ama buna rağmen sadece mas turizmi dediğimiz güneş ve kum turizmine adeta mahkum olmuşuz. Oysa alternatif turizm alanlarımız devam etmekle beraber Dalaman'daki rafting tesislerimiz gibi esas unuttuğumuz ana başlık 3 tane, 4 tane. 1. Arkeolojik sit alanlarımız. Stratonik harabeleri. Şehir ve siyasetteki Hitit devletinin merkezi. Yine buradan Hekatomnos anıt mezarına uzanan tarihi destinasyonumuz. Yeniden hayata geçireceğiz. İkincisi yaşayan Yörük köyü projemiz. Evet, biz Yörükler o kadar geleneksel Sultan Alparslan'ın 1071'de Anadolu'ya adım attığı Kayı boyunun Oğuzların kapısını açtığı Anadolu topraklarında 1000 yıllık medeniyetimizin ortaya koyulacağı, Yörüklerimizin medeniyetini dünyaya tanıtacak olan Yörük köyümüz. Üçüncüsü, yer altında hazine şeklinde duran ama bir türlü bunun pazarlamasını ve çıkartmasını yapamadığımız termal turizmimiz. Ve nihayet her tarafı denizle çevrili Muğla'mızda sadece tur tekneleri yatlardan ibaret olan denizimize yeni bir soluk, yeni bir nefes, hızlı feribot projelerimizle inşallah turizmimize katkı sağlayacağız. Devam edelim. Stratonik'i antik kentinden başlayıp Lagina inanç medeniyetinin merkezi olan bu kutsal yolda önemli bir destinasyon olmasını sağlayacak Milas Labranta'ya kadar devam eden yatağın Milas coğrafyasının en büyük keşfi olan bizim dönemimizde oldu bu. Hekatomnos Anıt Mezarı'nı kapsayan ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir planlama ve düzenleme yapılacak. Özellikle Doğu'da öyle ülkeler var ki bu medeniyetlerin en küçük bir taşına dahi hasret. Ama ne yazık ki bugüne kadar tanıtılamamış. Devam edelim. Yaşayan Yörük köyümüz. Girişimiz böyle. Her ne kadar bu amblemimizi bir siyasi parti almış olsa da asla o siyasi partiye itibarımız yok. Yörük çadırlarımız var. Yörüklerimizin 1000 yıllık medeniyeti var. Onların yemekleri, içecekleri, onların oyunları, onların kültürleri, onların ortak değerleri var. Ve bu canlı köyümüz Denizli'ye giderken ya da Aydın'a giderken, Efes'e giderken acaba Muğla'da, Menteşe'de başka bir destinasyon yok mu diyen turizm organizatörlerimizin artık bizim Efes'e gitmemize gerek kalmadı. Biz Türkiye'de Yörük köyünü görmek istiyoruz diyen ajantaların merkezi olacak.
Evet. Bu Yörük köyümüz 12 ay turizmi gerek içten gerek dıştan gelen misafirleriyle canlılığını muhafaza eden köyümüz olacak. Ve tabii ki öz benliğimizin tezahürü olacak. Evet. Üçüncü projemiz turizmde hızlı feribot projelerimiz. Öncelikle başlangıçta Fethiye'mizden Marmaris'e gelen ve bir saat çeyrek dakika süren feribot seferlerimiz. Altında da yine araç taşımayla. Sahilden giden minibüsçülerimiz bu projeden asla rahatsız olmayacak. Çünkü bu aynı zamanda hem ulaşımı temin edecek hem de ülkemizin denizlerinin ne kadar temiz olduğunu misafirlerimize göstereceğiz. İkinci güzergahımız Marmaris'in karayoluyla Karacasöğüt yani Karaca köyüne giden ve oradan Bodrum'a geçen günübirlik turizm destinasyonumuz olacak. Seferimiz olacak. Yani turistler, biz buraya kadar geldik. Bir de Bodrum'u görüverseydik, bir de Fethiye'yi görüverseydik ya da Fethiye'den Marmaris'i görüverseydik dedikleri zaman karayolunun otobüs seferleriyle o sıcak havada sıkılmadan denizin temiz havasıyla güneşlenerek ilçelerimizi dolaşabilecekler. Devam edelim. Turizmde özellikle üçüncü noktamız henüz gelmeden destinasyonlarımızın birinde başlayan termal turizm kaynakları. Özellikle Menteşe, Marmaris ve Bodrum'da ciddi manada termal kaynaklarımızın olduğunu biliyoruz. Bunların yer üstüne çıkartılmasıyla devlet destekli yapacağımız turizm merkezlerimizi yerli ve yabancı turizmimizin hizmetine sokacağız. Kış aylarında özellikle bu bölgemizde yerli turizmimiz, yaz aylarında da yabancı turizmimiz, termal turizmimizden istifade edecekler. Aslında şu anda devam ettiği için buraya almadık. Sultaniye kaplıcalarımız var. Belediye başkanımız Kamil Yılmaz'ın, Kamil Ceylan'ın gelmesinden sonra yeni bir destinasyon haline gelen Sultaniye kaplıcalarımız. Ama bunlar da bizim termal kaynaklarımızın hayata geçirilebileceği çok ciddi projeler. Devam edelim. Evet, bahçamızı unutmadık. Özellikle Cumhur İttifakımızın göz bebeği olacak. Aslında dünyanın göz bebeği bahçe ama bugüne kadar çok bakir kalmış. Datça'mızın dünyaya tanıtılmasında olmazsa olmaz ulaşımı var. Ve bu ulaşım içinde Datça'nın havzası gayet uygun. Biz oraya Datça Yarımadası'na hitap edecek küçük ve zengin iş adamlarını, uçakların inip kalkış yapabileceği butik bir havalimanı yapacağız. Yapabilir miyiz? Ustaların ustası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan evet dedikten sonra hiç kimse bizi tutamaz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize vaadi bu olayı alın gelin ne isterseniz onu yapacağım demiştir. İşte bakçamızın uçunu açacak olan yegane program. Evet Muğla'mız yeniden deniziyle tanışacak. Özellikle devam eden yat turizmimizi yeni yat limanlarıyla desteklemiş olacağız. Bunun yanı sıra Akdeniz havzasında gezen bütün kruvaziyer gemilerin limanlarımıza gelmesi için Turizm Bakanlığımızla birlikte çok özel gayretler göstereceğiz. Ancak bunun için önce limanlarımızın kruvaziyer gemilerine hazır hale getirilmesi lazım. Burada yat limanlarımızı görüyorsunuz. Yerli ve yabancılarımızın almış oldukları yatları kış aylarında muhafaza edebilecekleri korunaklı limanlarımız. Evet. İçinde her türlü sosyal tesisi, yeşil alanı, Türkiye'mizin kültürünü tanıtabileceğimiz destinasyonların olduğu yat turizmi. Önünde engellerin olduğunu biliyoruz. Bu engellerin kaldırılmak suretiyle hayata geçirilmesi ancak ve ancak
AK Partili Cumhur İttifaklı gönül belediyeciliğiyle mümkün. Bodrum'umuz, Marmaris'imiz, Fethiye'miz ve Dalaman'ımız inşallah bu yat limanına ve kruz gemileri limanına kavuşturulacak. Bir başka projemiz. Özellikle merkezde başlatıyoruz. Menteşe'den örnek veriyoruz. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın Muğla'mıza yaptığı ziyarette zikrettiği millet bahçemizin küçük bir örneğini size sunduk. Ama bu sözümüz sözdür. 12 ilçemizin, geriye kalan 12 ilçemizin de önümüzdeki 5 yıllık zaman zarfında sahip olması gereken. Ben biliyorum ki biraz bu işe kolları sıvadı bile. Millet bahçemizin ikinci adamı biraz. Bakın içerisinde çiçek bahçelerimiz var. Flora alanlarımız. Değişik bitkilerimizin mis gibi kokular saçtığı Muğla'mıza özel alanlar. İçerisinde buz panelimiz var. Kış aylarında alttan buz üretmek suretiyle çocuklarımızın eğlenebileceği, buz hokeyi yapabileceği alanlar. Bugünkü Atatürk Stadyumu'nun olduğu yer. Mekanı ilk krokisinde gördünüz. İçerisinde özellikle hafta sonlarında ya da mesai sonunda gelen misafirlerimizin yiyecek ve içeceğini karşılayabilecek kafeterya ve restoran. Gölgeliklerimiz, her tarafı yemyeşil. Amfiteyatrosu, gençlerimizin etkinlik yapabileceği alanlar. Yürüyüş bantları, koşu bantları, spor ve eğlence alanları. Bu kadar zengin ve bu kadar yeşil bir alan ancak Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği millet bahçesinde bir araya gelebilir. Evet, gördüğünüz gibi koşu bantlarımız yeşil, yürüyüş bantlarımız veya bisikletle yol kat etme spor yapma bantlarımız ayrı renkte. Süs havuzlarımız var. Serinlik verecek. Yazın sıcağında insanlarımızı rahatlatacak. Açık hava cep sinemalarımız var. Sinevizyon gösterilerimiz var. Yaz akşamlarında halkımızın rahatlıkla gezip vakit geçirebileceği yerlerimiz. Bir örneğimiz daha var ki millet kıraathanemiz üniversiteli öğrencilerimizin 24 saat içerisinde ders çalışabileceği ücretsiz çay, kahve, içeceklerimizle ufak tefek kuru yemiş gibi kek, pasta gibi gıdalardan istifade edebileceği alanlarımız. Elbette konferans salonumuz. İnsanlarımızın bir araya gelip orada bilgi alışverişinde bulunabileceği yerler. Satranç parkımız. Evet, dev bir satranç parkı. Ve en güzeli az sonra gelecek büfemiz dedik. Özellikle gençlerimizin üzerine çıkıp teleskopla bütün gökyüzünü, uzayı çok rahatlıkla gözleyebilecekleri astronomi ve gözlem evinin içinde bulunduğu bir millet bahçesi. Evet. Ufkumuzu açmaya doğrusu Cumhurbaşkanımız yardım ettiği için kendilerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Evet, bu da genel görüntüsü itibariyle Menteşe Millet Bahçemiz. İnşallah Milas'ımızda da diğer 12 ilçemizde de millet bahçemiz hayata geçecek. Öyle mi değerli başkanlar? Atatürk Stadyumu'nun merkezden il dışına çıkartılmasıyla ortaya yeni bir proje daha çıktı ki modern kapalı tribünleriyle Muğla'mızın gençlerine, futbol kulüplerine hizmet edecek olan yeni Atatürk Stadyumu. Ama bunu bakın çok rahat görüyorsunuz. Etrafı çok ferah. Antrenman sahalarıyla, tenis kortlarıyla. Siz zannediyorsunuz ki bu hayata geçtikten sonra böyle kalmayacak. Otomobiller de dolacak. Hayır. Bunun altında en az 1500 otopark
araç kapasiteli otoparkımızda yer alacak. Dolayısıyla futbol maçları icra edilirken çıkışta hiçbir trafik sıkışıklığı ya da yayaların yürüyüşünü engelleyecek herhangi bir güçlük ortaya çıkmayacak. Bir diğer şehir hayatının trafiğini rahatlatma projemiz. 12 ilçemize geçerli. Sadece Menteşe ya da Muğla merkez için değil. Şehir içerisinde halk arasında battı çıktı diye tanımladığımız küçük küçük kavşaklarımız. Öncelikle trafiği yer altına almak suretiyle o trafik karmaşasından şehrimizi kurtaracağız. İkinci özelliği de şehrimizde binaların arasında yayalarımız için park ve bahçelerimiz, yürüyüş alanlarımız, esnafımıza alışveriş imkanımız ortaya çıkacak. Dolayısıyla bütün ilçelerimizde yeni bir turizm anlayışı olacak. Alışveriş turizmi. Buna ilaveten özellikle Seydi Kemerimizin Kemer Kavşağı'ndan başlamak üzere Bodrum Turgut Reis'e yatağın çıkışında Aydın yoluna kadar şehirler arası yolda, ilçeler arası yolda 18 tane olarak tespit ettiğimiz köprülü kavşaklarımızla ülkemize gelen misafirlerimizin havaalanına indikten sonra oteline en geç 1 ya da 1,5 saat içerisinde ulaşmalarını temin edeceğiz. Elbette trafik kazalarını ve yaya güvenliğini de bu projemizle güvence altına almış olacağız. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Bayır'da bir tane Şeyma'mızı trafiğe kurban vermiştik. Allah rahmet eylesin. Bir başka güzel projemiz. 2010 yılında o günkü Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın BOTAŞ'a özel talimatıyla Aydın'dan Fen Lisesi kavşağına kadar getirdiğimiz ve 10 yıllık zaman zarfında bütün Muğla'mızın 13 ilçesine yaygınlaştırılması planlanan ve yerel yönetimlere bu şartla teslim edilen doğalgazımız ne yazık ki 10 yılda henüz projenin yarısına dahi erişememiş durumda. Menteşemizin %70'i, yatağının %80'i doğalgaza kavuştu. Ulan'ın bir kısmı ama daha Milas var, Bodrum var, Kavaklıdere var. Aşağıda Datça'mız var, Marmaris, Köyceğiz, Ortaca, Dalama, Fethiye ve Seydi Kemer'imiz var. Bütün bunların yapımına dair BOTAŞ'tan sözünü aldık. Ama bir tek engel var, AK Parti'nin gönül belediyeciliği lazım. Bunlarla bu iş olmaz, olmuyor da. Nitekim daha gelmeden çok değerli belediye başkanımızın, il başkanımızın, belediye başkanı dedim, evelallah, gayretleriyle Milas'taki doğalgazımızın ön proje çalışmaları başlatıldı. İnşallah aynı basınçlı borularımızla hiç hız kesmeden Bodrum'a da en geç 2023 yılında doğalgazımız gelmiş olacak. Devam edelim. Evet, belediyelerin olmazsa olmazı, köylerimizin olmazsa olmazı suyumuz. Ne yazık ki su akar, Türk bakar sözü, su akar, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bakar şeklinde değişti. Ama bu böyle olmadı. Olmayacak. Biz başta Muğla'mızı bu susuzluktan kurtaracak projeyi daha gelmeden başlattık. Yine değerli milletvekillerimizin, il başkanımızın, bakanımızın teveccühleriyle Sandras projesinin bütçesi 622 milyon lira olarak 2019 bütçesine koyuldu. Bakın bu normalde Büyükşehir Belediyesi'nin görevidir. Merkezi hükümetin değil. Ama suya siyaset olmaz diyoruz. Su hayattır, su medeniyettir. O halde biz bu suyu milletimize getirmekle yükümlüyüz. 151 kilometrelik İsale boru hattıyla hiç ara istasyonu pompası olmadan Sandras Dağı'ndan Muğla'mıza su gelecek. Sadece Muğla'ya mı? Üniversitemize de. Ula'ya da ihtiyaç olduğunda yatağına, bayıra, Bozüyü'ye de suyumuz gidecek inşallah. Çünkü yatağın yıllar boyu Bahçeyaka köyünden Muğla'ya suyu verdi. Oraya borcumuz var.
Evet, devam edelim. Değerli arkadaşlar, %68'i orman olan Muğla'mızın endemik bitkileri var. Eyvallah, iyi ki hatırlattın Sayın Başkanım. Suyumuzu basın mensuplarımız altını çizsin. Suyumuzu ucuzlatıyoruz. Suyun fiyatı %50 ucuzlayacak. Yağmur, yemeği yok. Efendim, bu kadar suyu getirirsin de bu milletimizden bir de üstüne pahalı olarak satma mı? Mümkün, mümkün değil. Onun için %50 ucuz suyla inşallah gönül belediyeciliğimizin ilk adımını atmış olacağız. Değerli kardeşlerim, özellikle ormanlarımızda 323 çeşit endemik bitkimiz var ki dünya bunları mumla arıyor. Bulduğu vakitte hazine bulmuş gibi sarılıyor. Çünkü organik, içinde ilacı olmayan ve dünyanın başka yerlerinde de yetişmesi mümkün olmayan endemik bitkilerimiz. Biz bu bitkilerimiz için Köyceğiz florasını uygun gördük. Köyceğiz Başkanım, burada değil ama Kamil Ceylan kardeşimize buradan selam gönderiyoruz. İnşallah botanik bahçesini kentsel yeşil alanların önemli bir parçası haline getireceğiz. Bitkilerimizi, ağaçların özellikle yetiştirildiği, ziyaretçilerin doğrudan ziyaret edebilecekleri, bitkiler hakkında bilgi edinmesini sağlayacakları botanik bahçemizi yapacağız. Balık suda yaşarmış da suyun kıymetini bilmezmiş. Sordukları vakit bu su neyin nesidir diye arkadaşlarına sorarmış. Biz de aynen böyleyiz. Ormandaki kekik, kuzu göbeği, çıntar, bir sürü endemik bitkimiz var. Belki kıymetini bilmiyoruz ama yabancılar bunu ya ilaç sanayiyle ya parfüm sanayiyle kapış kapış kapıyorlar. Ve bunları yerinde görmek için de botanik bahçelerine efendim 10 lira, 20 lira neyse verip içeriği geziyorlar. Aynı zamanda turizm destinasyonumuz da olacak tabii. Devam edelim. Evet, son yıllarda Muğla'da dizi aldı yürüdü ama sadece dizi. Çoğu zaman senaryoları bile tartışılmayan, gözden geçirilmeyen, gelişigüzel dizilerimiz. Ama biz biliyoruz ki Muğla'da aslında olması gereken sanatsal faaliyetlerin başında sinemacılık, 7. sanat dalı dediğimiz sinema filmleri geldi. Bunun için özellikle seçtiğimiz bir alan var. Evet, gerek coğrafyasıyla, gerek insanıyla, gerek sinemaya platformlarına uygun alanlarıyla Ula Akyaka'yı sinemacılıkta bir platform bölgesi, uluslararası sinema platformunu oluşturacağız. Sektörün tüm ihtiyaçlarını bir noktadan karşılayabilecek, tüm yapımcı yönetmenlerin kullanımına açık olan bir sinema. Evet, Yüksel Akın'ı da Ula'yı zikredince ifade etmemek mümkün değil. Dondurmam Gaymak filmimizin çok değerli yönetmeni, kendi insanımız. Buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Devam edelim. Evet, Ula'mız mutlu insanların şehri olacak. Çünkü 20 yıldır bu insanımıza çektirmedikleri kalmadı. Ne diyeceğiz? Muğla ağzıyla yetti gari diyeceğiz. Biz mutluluk istiyoruz, saadet istiyoruz diyeceğiz. İşte o zaman mutlu insanların şehri Muğla projelerimiz, sosyal projeler. Öncelikle dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ihtiyaçlarına göre yardım yapabilmek. Onların ihtiyaçlarını kendilerinin seçebilecekleri, alışveriş kartı dağıtılan vatandaşlarımızın gıda, temizlik, tekstil ürünlerinde alışveriş yapabileceklerini sağlayacakları sosyal market. Evet, eskilerin de hatırlıyorsunuz köşe taşları varmış, sadaka taşları. Hayır sahipleri oraya koyar, fukara da orada alırmış. Niye? Mahcup etmeyelim. Veren de riyakarlar düşmesin diye. İşte sosyal marketlerimiz geçmiş kültürümüzün sadaka taşları olacak inşallah. Devam edelim.
Evet, mutlu aileler mutlu annelerle oluşur. Bir evde anne huzursuzsa, annenin psikolojisi bozuksa, anne mutlu değilse o aile mutsuzdur. Baba için aynı şeyi söyleyemeyiz. Baba mutsuzdur ama akşam eve gelince, eşiyle bir araya gelince yeniden onun bütün çehresi düzelir ve mutlu hale gelir. Neden? Bir sıcak çorbayı pişiren annedir. Çocuk okulda canı sıkılır. Evine gelir, mutsuzdur. Ama annesini görünce onun sıcak kucağında yeniden mutlu olur. Onun için biz annelerin mutluluğunu Mutlu Aileler Projesi'yle anne ve anne adaylarının psikolojik destek danışmanlık hizmetlerini vermek kaydıyla danışmanlık ve rehberlik merkeziyle annelerimize destek sağlayacağız. Ve böylece mutlu ailelerimiz ortaya çıkacak. Bu proje aynı zamanda aile hekimlerimize de psikoloji uzmanlarını göndermek suretiyle uygulama başlatan Sağlık Bakanlığımıza da ortak yürütülebilir. Evet, bir diğer husus, özellikle kış aylarımızda sabahın erken saatlerinde yola çıkarken asbelkader kahvaltı yapmadan, bir yudum su içmeden yola çıkan insanımızı, çalışanımızı, esnafımızı, üniversite öğrencimizi o sabahın seher vaktinde yalnız bırakmayacak olan sıcacık bir kase çorba. Bunu 13 ilçemizde de bütün belediye başkan adaylarımızla birlikte hayata geçireceğiz ve insanlarımız o bir sıcacık çorbadan sonra daha mutlu olarak gününe başlayacaklar. Bir başka projemiz de Temiz Evler projemiz. Başta ihtiyaç sahibi olan şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere engellilerimiz, dul, yetimler, yaşlı, engelli aileleri, bunların evlerinin bakımı, boyası, onarımı, tesisatı ne gerekliyse bunları ücretsiz hizmet olarak ödüyoruz. Evet, hani Cumhurbaşkanımız dedi ya yola çıkarken, kimsesizlerin kimsesi, fakirlerin, garip kurabanın babası olacağız dedi. İşte öyle bir projemiz. Devam edelim. Bir başka yine mutlu ailelere, mutlu şehre katkı sağlayacak projemiz, özellikle köyden kalkıp kente gelen, önüne sergi açıp ürettiği ürünleri satmaya gayret eden ak yazmalı analarımız, teyzelerimiz, bacılarımız geliyorlar, geldikleri pazarda sosyal alan yok. Affedersiniz, tuvalete gidecek esnaftan rica ediyor, tuvaletini kullanabilir miyim diye. Alışveriş yapmaya gelen anneler bebekleriyle beraber geliyorlar, bırakacakları yer yok. Ama bebeğin süt saati geliyor, emzirecek yer yok. Altının bezini değiştirecek yer yok. İşte biz bütün pazarlarımıza, 13 ilçemizin tamamına, büyükşehir olarak sosyal alanlar dediğimiz bebek bakım odaları, bebek emzirme odaları, namaz kılıverecek bir mescidi, yanında tertemiz tuvaleti ve şadırvanı, yaşlılarımız için azıcık dinlenivereceği, hatta sağlık müdürlüğümüzden o bölgenin aile hekiminin ebesi gelip bir tansiyon ölçü vereceği sosyal alanlarımız, açık pazar yerlerimizin emzirme odaları ve diğer odaları. Bir başka projemizde birlikte yaşamak zorunda olduğumuz, hayatı bölüştüğümüz, paylaştığımız kedilerimiz, köpeklerimiz, kümes hayvanlarımız ve bunlarla ilgili sahipsiz olanlara sahip çıkma projesi. Özellikle barınaktan hayvan sahiplenen kişileri, biz barınağa çok da taraftar değiliz. Neden? Kapalı kafeslerin ardında aslında onlara da zulmediyoruz. Onun için biz hayvanlarımızın sahiplenilmesini istiyoruz. Hele hele köpekler çok duygusal. Kediler artık evin içinde. Onlar birazcık şımarık, rahatlıkla dolaşıyor. Ama köpeklerimizin sahiplenilmesi bu anlamda önemli. Onların mazlumlukları zaman zaman hırçınlaştırıyor. Biz diyoruz ki kim barınaktan bir hayvan sahibi olursa onun su fiyatlarında indirim yapalım. Dolayısıyla hayvanlarımıza bakımsız kalmasın.
elbette bu sahiplenen, hayvan sahiplenen ailelerimize de hayvan yemi konusunda da destek çıkacağız. Belediye öyle verdim, hadi sana güle güle yok. Aşısı, bakımı, yemesi, içmesi, veteriner hekim muayenesi belediyemizden ücretsiz. Devam edelim. Evet, İstanbul'da 153 var. Arıyorsunuz, sizi biliyor. Özellikle şikayet ettiğiniz konu hakkında detaylarını öğreniyor. Sonra teşekkür ediyor. Başka bir ihtiyacınız var mı? Size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Sonra ilgili daire geriye dönüyor. Bunu ilk defa kim başlattı? İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, sonra bütün 81 vilayetimizde yaygın hale geldi. Biz bunu teknolojiyle buluşturuyoruz. Daha pratik, daha geri dönüşümü kolay. Turizme yönelik ya da sanayimize yönelik, tarıma yönelik ara elemanlarını yetiştireceğiz. Peki ara elemanları yetiştirirken sanat yönünden talebi olanlara cevap vermeyecek miyiz? Elbette sanatsal faaliyetlerimizde de Ebru gibi, Hüsnü Hat gibi, resim gibi, müzik gibi her türlü sanat faaliyetimizin de meslek kurslarını bütün 13 ilçemizde yaygın hale getireceğiz. Değiştirelim. Evet, sosyal projelerimizin bir başka örneği de özellikle sahillerimizde. Marmaris, Datça, Milas. Evet, Milas'ta da var çünkü orası da artık bir turizm kenti haline gelecek. Esnafımıza 4 tane yabancı dilden oraya gelen turistlerin özelliğine göre hangisini tercih ederlerse İngilizce, Almanca, Rusça ya da İtalyanca. Arzu ettiği yabancı dil kurslarını belediyelerimizin eğitim daire başkanlığında, eğitim çatısı altında bulabilecekler. Dolayısıyla esnafımızın ikili diyaloğunun daha da gelişmesini, alışverişinin daha da ilerlemesine yardımcı olacağız. Devam edelim. Evet, şehirlerimizi Sayın Genel Başkanımız artık akıllı şehirler haline getirelim dedi. Evet, Muğla'mızda akıllı şehirciliği başlatacağız. Ancak öncelikle dokunacağımız kamu görevi yapan belediye otobüslerimizin ve halk otobüslerimizin durakları var. Acilen yapılması gereken akıllı duraklarımız. Kışın sıcacık, yazın içi serin, klimalı. İçinde beklerken telefonumuzu şarj edebileceğimiz cihazlarıyla. Belki bir iki bankanın, bankamatiğinin o durakları açılmasıyla, merkezi duraklar. Ya da daha farklı teknik donanımla içerisini donattığımız akıllı duraklarımız 13 ilçemizin tamamında Büyükşehir Belediye'miz tarafından UKOME kapsamında yapılacak. Biliyorsunuz UKOME son 5 yılda şoför esnafımıza çok ciddi yaptırımlarda bulundu, haksızlıklarda bulundu, yasa dışı zorlamalarda bulundu. Bu yüzden geçen hafta rahmetle anıyoruz, bir şoför esnafımız Fethiye'de intihar etti.
Datça'da mesleğini bırakan şoförlerimiz, diğer ilçelerimizde kalp krizinden bu strese dayanamayıp ölen şoförlerimiz var. Buradan ilan ediyoruz. 36 maddelik şoför esnafımıza olan sözleşmemiz, sözümüz inşallah broşürlerde bütün adaylarımıza takdim edilecek. Facebook'ta yayınlandı. Sözümüzün arkasındayız. Şoför esnafımızın bütün müktesef haklarını iade edeceğiz. Geçmişte uğradığı zararları yasaların el verdiği ölçüde tekrar kendilerine iade edeceğiz. Artık bir dolmuşa dört sahip devri bitti. Herkes isterse tek tek dolmuş sahibi olabilecek. Evet. Bir başka bu ulaşımın devamı olarak ilçelerimizin otogarları. Ne yazık ki çok düzensiz, turistik bölgelere yakışmayan otogarlarımız var. Bunları standart, modern projelerle trafiğinin giriş ve çıkışını çok bölgemize yakışır, kültürel değerlerimize yakışır örnekleriyle yeniden dizayn edip hayata geçireceğiz ki şehirler arası, ilçeler arası köprülü kavşaklarla çok kısa zamanda olsa seyahat eden vatandaşlarımıza ve misafirlerimize bu durak yerlerimizde de her türlü sosyal imkanıyla, her türlü ulaşım imkanıyla layık oldukları değeri verebilirim. Biliyorsunuz yine Menteşe'de yapılan çevre yolu üzerindeki çok tartışmalı otogarımızda bu kapsamda yeniden ele alınacak. Evet, mutlu aileler dedik. Aileler çocuksuz olmaz ve çocuklara da mutlaka sahip çıkmak zorundayız. Mutlu çocuklar şehrimizin en değerli varlıkları. Evet, devam edelim. Onlar hakkında da projelerimizi unutmadık. Başta Muğla'mızın Büyükşehir Belediyesi kapsamında çocuklarımızın kendilerine ait kararları alabilecekleri, empati yapmamıza gerek yok. Onları toplayalım, kararlarını alalım ve onların ne dediyse sözlerini yerine getirelim. Çocuklarımızın temsil ettiği bir Muğla Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi. Bu hem onların özgüvenlerini artıracak, hem onların diledikleri hizmeti götürmemizi sağlayacak, hem de çocuklarımızın temsil kabiliyetini geliştirecek inşallah. Devam ediyoruz. Evet, çocuklarımız için bir diğer proje, hangi köy olursa olsun, hangi mahalle olursa olsun, suyu var mı yok mu diye düşünmeden, su yoksa inşallah bundan sonra susuz Muğla olmayacak ama tankerle taşıyacağız ve bu seyyar havuzumuzu oluşturacağız. Seyyar simitçimiz olur, seyyar pilavcımız olur, seyyar satıcımız olur da havuzumuz olmaz mı? Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Evet, çok kolay şişirme botlarla oluşturacağımız bu havuzda çocuklarımıza yüzmeyi öğreteceğiz. Böylece üç tarafı denizle kaplı Muğla'mızda çocuklarımız en küçük yaştan itibaren yüzmeyi öğrenecekler, yüzme eğitimi alacaklar ve belki de geleceğin dünya yüzücü şampiyonları, yüzme şampiyonları Muğla'mızdan da çıkmış olacak inşallah. Evet, çocuklarımızın çocuk kulüpleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sanatla buluşturmak suretiyle çocuklarımızın resim, gitar, drama, yemek atölyeleri gibi etkinliklerle çocuklarımızı eğiteceğiz. Anne çalışıyorsa, baba çalışıyorsa, çocuğuna yeterince zaman ayıramıyor ise işte hafta sonlarında hem eğleneceği hem sosyal arkadaşlıklar edineceği merkezlerde, çocuk kulüplerimizde biz çocuklarımızın sosyal ve psikolojik yönünü de destekleyecek projeleri hayata geçireceğiz. Tabii ki her ilçemiz için bu projelerimiz el birliğiyle hayata geçirilecek. Devam edelim. Bilgi evlerimiz. Yine çalışan ailelerin çocuklarıyla belki ilgilenemedikleri noktalarda ev ödevlerini yapma, okuldan sonra annenin ya da babanın devam eden mesaisi süresince onlarla ilgilenecek belletmen ya da öğretmenlerimizin bulunduğu etüt merkezlerinde hem çocuklarımızın tamamlayıcı eğitimleri devam edecek, hem ev ödevleri devam edecek, hem de arkadaşlıkları
aile yuvasına gelinceye kadar hafta içi ya da hafta sonu devam edecek. Özellikle çalışan annelerimizin cumartesi günleri evde kalan yalnız çocukları bu etüt merkezlerimizde ve diğer projelerimizde hayata bağlanmış olacaklar. Yine çocuklarımıza vereceğimiz en güzel hediyemiz, evet, merkezden başlamak suretiyle çocuk köylerini hayata geçireceğiz. Çocuklarımızı hayata adapte etmenin en kestirme yolu onlara hayatın içinde ne varsa bunları öğretmekle, eğitmekle geçer. Başta trafik sorununu kurallara saygılı bireyler yetiştirmek suretiyle çözeceğiz. Geleceğimizi hazırlayacağız. Onlara hem eğlenerek hem de öğrenerek geleceğin bireyleri olma özelliğini, gayretini sarf edeceğiz. Tabii ki bu köyümüzde onların izcilik evleri, oyun parkları ya da ev içerisindeki birbirleriyle olan arkadaşlıkları özgüvenlerini yükseltecek ve sürücü olma özelliklerini ön plana çıkaracak küçük arabalar, golf arabaları olabilir. Bunlarla da trafik ve şehir hayatına adaptasyon eğitimleri verecek ki gözümüzün nuru bebeklerimiz sokak kapıdan dışarıya çıktığı zaman hayatın kurallarına yabancı kalmasın diye. Evet. Gençlerimizi unutmadık. Hele hele üniversitemizi ihmal eden bu büyükşehir belediyemiz gibi asla hatalara düşmeyeceğiz. Ayda 40 milyon lira, yılda takriben 500 milyon lira bırakan bir üniversite gençliğimizi eğer yalnız bırakırsak, onları yok farz edersek bu kendi kültürümüze yapılabilecek en büyük kötülük olur. Çünkü üniversite gençliğimiz bizim kültür elçilerimizdir. Onlar öğrencilik yıllarında hayatı tanıyamıyorlar. Ve gerekli gördükleri halde de okullarını bitirdiklerinde onlara yardımcı olabilecek kariyer, eğitim, rehberlik ve danışma merkezlerimizle onları yeni hayata, pratik hayata adapte edeceğiz. İş arayıp bulamayan, nasıl bir iş alanı seçmek istiyorsa ona yardımcı olacak, eğitim ve iş alanı aradığında neye karar verdiğini bilmeyenlere karar verebilecek ve çevresine danışacak, kendisini yönlendirecek rehberlik merkezini, yani kimseye ulaşamayan gençlerimize yardımcı olma amaçlı kurulan rehberlik merkezimizi hayata geçireceğiz. Sadece bu kadar. Devam edelim. Özellikle bu gençlerimize biz akıllı teknolojiyi kullanma konusunda da uzman arkadaşlarımız vasıtasıyla yardımcı olacağız. Belki bunlara indirimli, mağazalarımızda indirimli kullanmak üzere, hani şimdi var ya, özel mağazalar bir kart veriyor. Efendim bu kartla diyor, ne zaman giderseniz bizim mağazamız size indirimli yapacak. Akıllı teknolojiyi de özellikle vatandaşlarımıza park, meydan, cadde, sahillerde olmak üzere ücretsiz internetle erişimini sağlayıp teknolojiyle tanıştıracağız. Devam edelim. Evet. Özellikle ortaokul ve lise öğrencilerimize yaz aylarında sosyal alanda birbirlerini tanıyabilecekleri, ilçeler arasındaki farklılıkları ve kültürel değişiklikleri karşılıklı çözebilecekleri kamp sahaları oluşturacağız. Belki dezavantajlı dediğimiz, tatile giremeyen, efendim sosyal imkanları olmayan, ekonomik imkanları olmayan, başarılı ama yazın çalışmak zorunda bırakılan öğrencilerimize de, bunlara dezavantajlı öğrenciler diyoruz. Belirli ilçelerimizde öncelik tanımak suretiyle 3-5 günlük, 1 haftalık, 10 günlük kamplar, programlar sunacağız. Evet, devam edelim. Çok özet geçiyorum. Mutlu Çınarlar, her ailenin en az 2 tane, normalde 4 tane çınarı vardır. Dede, anneanne, babaanne ve yine büyük baba, dede. Evet, bu çınarlarımızın mutlu olması ailenin tamamının, evlatların, birkaç ailenin mutluluğu demektir ki biz bu ulu çınarlara sahip çıkıp onların günlük misafir edilip arkadaşlık yapmalarını, streslerini dağıtmalarını, yalnızlıktan kurtulmalarını sağlayacak mekanlar yapacağız ya da geziler düzenleyeceğiz. Bunların şehrimizin turistik bölgelerini tanımaları için turlar düzenleyeceğiz.
sabahleyin çıkacak, akşam tekrar evine gelecek. Aynı bu anlamda mutlu engelliler şehrini oluşturacağız. Annenin ve babanın hasbelkader bir tane engelli çocuğu var. Ama bu çocuğa öyle bağlanmışlar ki kendilerine zaman ayırma imkanları olmamış. Evet, bu engellilerimize dört başlık altında sahip çıkıyoruz. Bir, sosyal insanlar olan. Barış kardeşimizin de başkan yardımcısı öyle. İsmi neydi? Down sendromlu. Serkan. Değil mi? Evet. Serkan'ımız çok akıllı. Belediye başkan yardımcılığı bile yapacak inşallah. Evet, Down sendromlular, büyük illerimizde Down sendromlular kafesiyle hayata adapte ediliyorlar. Dolayısıyla bunları, bu gençlerimizi topluma, toplumun içerisinde eğitmek, özgüven duygularını geliştirmek, maddi manevi ailelerine destek olmak kaydıyla çalışma hayatının bir parçası haline getireceğiz. Evet, devam edelim. Yine engelli evleri dediğimiz bu çatılarımızın altında ailelerin kendilerine zaman ayırmaları için, annenin alışverişe gitmesi, misafirliğe gitmesi ya da akrabalarını ziyaret etmesi. Ama bu arada engelli çocukla birlikte hareket etme kabiliyetinin olmaması durumunda biz bu yavrularımızı 12 saat, 8 saat gün içerisinde koruyabileceğimiz, bakabileceğimiz, ihtiyaçlarını karşılayabileceğimiz engelli evleri oluşturacağız. Burada vurgulamak istediğimiz en güzel nokta, annelerin günlük yaşamlarında vakit ayırmalarını sağlaması için engelli çocuklarına güvenle emanet edebileceği evlerin olması. Evet, bunu sağlayacağız inşallah. Devam edelim. Yine engelli çocuklarımız, zekası mükemmel. Ama hasbelkader bedeninde bir takım zafiyetler var. Aklı çalışıyor, zihni berrak. Ben varım diyor, ben de toplumun içerisindeyim ama beni fark edin diyor. Sadece engelliler gününde, sadece bayramlarda, sadece özel günlerde değil, her gün beni fark edin diyor o yavrularımız. Evet, doğru. Onlar bu feryadına ben her gün varım merkezlerinde engelli öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yapabilecekleri bu alanlarda eğitimler vermek suretiyle topluma katılmalarını sağlayacak, soyutlanmalarını önleyecek çeşitli atölyeler, kurumlar, konutlar yapılacak inşallah. Yine bunlar da bütün 13 ilçemizde yaygın olarak düşündüğümüz projelerimiz. Devam edelim. Evet, olmazsa olmazımız etrafımızın yeşilliği. Muğla'mız yeşiliyle tanınan ilimiz. Dolayısıyla çöplerimizi bugünkü olduğu gibi karışık olarak toplamayacağız. Sıfır atık projemiz evlerden başlayacak. Organik çöplerimiz ve inorganik çöplerimiz. Organik çöplerimiz tarlalarımıza gübre olarak gidecek. Tabii ki işlendikten sonra. İnorganik çöplerimiz kağıt, plastik, cam, teneke ve ahşap ürünlerimiz yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere hayata geçirilecek belediyemizin tesislerinde. Buradan elde ettiğimiz, geri dönüşümden elde ettiğimiz geliri bu çöpü yerli yerince toplamaları halinde annelerimize torba başına kent kartı yüklemek suretiyle geri çevireceğiz. Yani annelere sıfır atık projesini adeta bir gelir kaynağı olarak da geri döndüreceğiz. Evet, şehirlerimizde çevremizi koruyacak en önemli projemiz kanalizasyon ve arıtma tesisleri. Nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde varsa yeniden kanalizasyonu genişletmek, adapte etmek. Ama bir tek şartımız var. Bodrum'da olduğu gibi kanalizasyon şebekesiyle yağmur deşarj kanallarını aynı sistemde bir araya getirmek artık yok. Çünkü mazgallarda fosettik kokuları turizmimizi perişan ediyor. Misafirlerimizi yolda yürünmez, lokantada yemek yiyemez hale getiriyor. Onun için kanalizasyonlarımızda fosettikle yağmur sularını farklı şebekelerde
İnşallah dövüşeceğiz. Kanalizasyonlarımız hiçbir ilçe merkezi, deniz kıyısı, yerleşim yeri kal olmasın ki yapılmayacak. Özellikle de ucundaki arınma tesislerimiz arızalıysa giderilecek. Yetersizse takviye edilecek, yoksa yapılacak. Marmaris, İkinci Koyu, Dalyan, Fethiye, Sarıyer, Ölüdeniz, Bodrum, Gürlük, Hisarönü, Yokova ve bütün bu körfezlerdeki yerleşim yerlerimizde. En küçük bir köyün dahi fosetliğinin denize doğrudan açılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Evet, yerel mimarimize uygun kamu görevi gören alanlarımız var. Bunların birincisi taksi duraklarımız, ikincisi de tek tip muhtarlıklarımız. Özellikle devam edelim. Taksi duraklarımızda yerel mimarimize, Muğla evimize uygun ama esas içerisinde bu kamu çalışanlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri küçücük bir mutfak. Sadece çay ocağı yetmez. Küçük bir duş alma yeri. Pırıl pırıl bir tuvaletiyle, oturma alanlarıyla, içeride sigara içilmeyen temiz havasıyla, klimasıyla, kışın sıcak yazın soğuk atmosferiyle şoför esnafımızı yalnız olmadığını hissettireceğiz ki o bizim misafirlerimize bu mutluluğunu yansıtsın. Şoförler eğer mutsuz ise yolcularımız da misafirlerimiz de mutsuz olur. Evet, aynı şey muhtarlarımız için de geçerli. Kamu görevi gören muhtarlarımıza yapacağımız yöresel Muğla evlerimize uygun planlamalarla içinde mutfağı, çay ocağı, efendim hijyenik alanlarıyla çok güzel dinlenme yerleriyle resmi daire statüsünde muhtar evlerimizi de 550 muhtarımıza hediye edeceğiz. Evet, 550 muhtarımıza başka bir hediyemiz daha var ama o sürprizimizi değerli başkanımızın da müsaadeleriyle 31 Mart'tan sonrasına bırakıyoruz. O sürprizimizin henüz bütçe çalışmasını yapmıyoruz. Çünkü bütçe geldikten sonra ortaya ne çıkacağını o gün göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar, projelerimiz bunlar. Hizmet ancak gönülden gelirse yapılır diyoruz. Ben bu vesileyle çok değerli siyasi meslektaşlarımı, belediye başkan adaylarımı huzurlarınıza tebrik ediyorum. İzniniz olursa onları yanıma almak istiyorum. Evet. Altyapı konusunda Kara Mehmet Mahallesi kanalizasyonu yok, 20 tonluk vidanjör yok, 18 uygulaması yapılamıyor. İnşallah bunların hepsi başımızın üstünde. Evet. Bir kısmı hizmetmeye devam eden, diğer bir kısmından böyle gelip bunu da alayım. Diğer arkadaşlarım da yan tarafa geçsin. Evet. Başka bir tarafa. Ben de yolla. Evet. Evet. Büyükşehir demek, ağabeyisi ve kardeşleri demek. Yaşça da belki ağabeyleri ama esas hizmette ağabeyleri Büyükşehir. Hoş geldiniz. Sabahlar getirdim. Evet. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazı İl Başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'ni İl Başkanlarımız da buraya davet ediyor. Ve Muğla'mızın gönlünde taht kurmuş iki tane milletvekilimizden birisi burada. Değerli milletvekilimize davet ediyorum. Buyurun. Ve Muğla'mıza Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda destek veren, yardım eden Bülent Karakuş abimizi de aramıza davet ediyor. Buyurun. Evet. Milliyetçi Hareket Partimizin yüzüğü insanı, teşkilatın ağabeyisi Hacı Çelik kardeşimizi de aramıza görmek istiyoruz. Buyurun. Evet. Tamam. Evet, hanım kardeşlerimizin temsilcisi, kadın kolları ilk başkanımız, gençlik kollarımız, ülke ocakları başkanımız, neredeler? Ülke ocakları başkanımız burada mı?
Evet, gençlik onları başkanımız. Şu ödemleri yok zaten. O zaman bekar yeter. Var mı herhangi bir kardeşim? Oğuz Bey. Oğuz Bey gel bakalım. Ülke ocaklarımızı temsilen Oğuz Bey'i buraya davet ediyorum. Evet, Ülke Ocakları Başkanı Sinan Baydır. Onun yerine Oğuz Bey'i davet ediyoruz. Buyurun. İşte kadro. İşte Muğla'nın 5 yıllık geleceği. İşte Muğla'nın çocuklarına hazırladığı istikbal. Hangi partide var bu? Hangi siyasi görüş bu başarıyı elde etti? Ben bu günümüze, bu güneşimize getiren Cumhurbaşkanımıza, devlet adamımız Devlet Bahçeli'ye, bakanlarımıza, milletvekillerimize, özellikle il başkanlarımıza, huzurlarınızda sevgilerimi, saygılarımı, teşekkürlerimi binlerce defa arz ediyorum. Evet. Tabii ki bunların arkasında başka bir kahraman grup daha var. İlçe başkanlarımız. Gelin bakalım sorularımıza. İlçe kadın kolları ve ana kademe ilçe başkanlarımız. Buyurun. Memleketi kadro görsün. Cumhur İttifakı neymiş? Dalga dalga yayılsın. Köylülerimizin umudu, şehirlerimizin umudu, borç batağına batmış belediyelerin umudu, taşeronlarımızın umudu, memurlarımızın, zabıtalarımızın umudu, AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili kadroların, Cumhur İttifakı'nın kadroları işte huzurlarımızda. Ay yıldız yapalım. Evet. Evet, vur. Vur bizim gözüne. Nereden geliyor? Vur bakalım. Hoş geldin. Buyurun.
Bu vatan anadan, yardan, serden
Bunu sevdiği şefkat gözlerde saklı. Cumhuriyeti farkı millet haklı. Bunu sevdiği şefkat gözlerde saklı. Cumhuriyeti farkı millet haklı. Egypt.